Var Odası'ndan herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Bugün Konyalılara ve Konya sporlulara aşı oldular mı, olmadılar mı veya aşı olacaklar mı, olmayacaklar mı sorusunu soracağız. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre aşı olmayan hiçbir taraftar stada alınmayacak yönünde bir açıklama gelmişti. Bunun üzerine böyle bir soruyu soracağız. Ayrıca bildiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde kombine fiyatlar açıklandı Konya Spor'un. Taraftarlar en azından kendi sosyal medya hesaplarından sistemde bulundular. Fiyatların çok yüksek bulunduğu yönünde sistemde bulundular. Fiyatlar gerçekten yüksek mi değil mi? Bunu Konya Spor taraftarlarına, Büyük Konya Spor taraftarlarına soracağız. Gelin hep beraber sormuş olalım. Kardeşim merhabalar. Merhabalar. Bildiğimiz üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapılmıştı. Evet. Aşı olmayanlar kesinlikle stada girmeyecek diye. Peki Sevda engel mi? Bence değil. Aşısını olduktan sonra gitmeleri gerekiyor ve aşı da olunması gerekiyor zaten. Aşı olmayanlar niye olmuyor onu da bilmiyorum. Herkes bir şekilde bir yerden bir şey duyuyor aşı olmamalıyız diye. Devlet böyle bir şey söylüyorsa demek ki bir şey vardır. Herkes aşı olmalı. Futbol aşıysan da aşın olup maçlarına gitmen lazım. Peki sen ne yapacaksın Konya Spor tribünleri için? Yani fiyatlar uçuk olmasa ben giderdim aslında. Fiyatlar bence çok yüksek. Onların düşürülmesi lazım biraz. Bu şekilde. Aşı için vazgeçmiyorsun. Aşı için vazgeçmiyorum ama fiyatlarında biraz makul bir seviyeye çekilmesi lazım. Fiyatlardan bahsettin tam olarak kombine fiyatları da zaten açıklandı. Evet. Bizim taraftarlarımız da geçtiğimiz günlerde fiyatların çok afaki fiyat olduğunu söylemişti. Kale arkaları 400, 600 ve 2500 lira olmak üzere açıklandı. Sen de sanırsam fiyatları çok uçuk biliyorsun. Fiyatlar uçuk buluyorum evet doğru. Peki fiyatların nasıl olması gerekiyordu sence? Yani kale arkası Malçacılar grubu bizim meşhurdur biliyorsunuz. Bence 400 lira çok fazla. Biraz daha makul seviyeye çekildikten sonra taraftar her şekilde gelir. Bence daha uygun bir şekilde taraftar çekmek daha mantıklı gibi geliyor bana. 400 lira değil de ne bileyim bir 200-250 civarında olması bence daha mantıklı geliyor. Teşekkürler. Tamam mıyız? Evet abi önce seni tanıyalım. Ben Mehmet Özk oyuncu. Giyim işiyle uğraşıyoruz. Konya Spor ve Konya ile ilgili sizinle röportaj yapmak bizim için de bir onur ve şeref oldu. Sorun ben cevaplayayım. Öyle devam edelim. Öncelikle aşı oldunuz mu? Evet ilk aşımı oldum. Hangisini oldunuz? BioNTech oldum. İkinci aşıyı da bugün yarın içinde olacağım inşallah. Ama hani maça girmeyecek olsam olmazdım öyle söyleyeyim. Maç için aşı oluyorum. Sırf stada girmek için, Sevda'nın peşinden gitmek için aşı olduğunu söylüyorsun. Yani. Aynen öyle. Yani onun dışında halk ağzında genelde şey var hani böyle yan etkisi çok vesaire. İlk aşı da gerçekten beni de çok etkiledi. Hani 2-3 gün bayağı sarsıldı. Hani ikinci aşıyı olmayacağım diye düşünüyordum. Ta ki federasyonun bu aşı şartını koymasıyla mecbur olacağız artık. Yapacak bir şey yok yani. Peki bu şart olmasaydı yine aşı olur muydunuz? Olmazdım ya. Sebebi? Aşı ne bileyim çok etkiliyor vücudu böyle bir sarsıyor hani. Tabii geçiyor ama geçene kadar da insan değişik oluyor. Böyle hareketlerini yavaşlıyor, ateş basıyor. O yüzden olmazdım herhalde öyle düşünüyorum yani. Peki bir ayrıyeten soru da geçtiğimiz günlerde de yönetim kombine fiyatlarını açıkladı. Siz de biliyorsunuz zaten. Bu kombine fiyatlarının taraftarlarca çok afaki fiyat olduğu söylendi. Sizce de o şekilde mi? Veya ücretler ne kadar daha aşağıda tutulabilirdi? Ücretler normal mi? Ya şöyle bir şey var. Diğer kulüplere bakarak bizim kombine fiyatımız ucuz. Bana göre de ucuz yani. Çok şey pahalı bir kombine fiyatı değil. Niye değil? Zaten geçen sene 100 liraydı herhalde. Kale arkası vesaire yanlış hatırlamıyorsam. Yani 100 lira değil de en az 200-250 lira yine olması lazım. Çünkü kulüp bundan para kazanıyor. Tamam. Kale arkası 400 TL şu anda evet. Ama bence normal yani öyle olması lazım. Bir de zaten bu virüsten dolayı çok bir taraftarın ben geleceğini sanmıyorum işin açı. O yüzden biraz daha yüksek olsun ki kulübün cebine biraz daha fazla para girsin. Yine formamızı alıyoruz, attığımızı alıyoruz. Yani desteğimizi yapıyoruz o konuda sıkıntı yok.
Şimdi genel olarak insanların cebinde de para yok açıkçası. Bizim milletimiz biraz daha zengin olsa, cebinde para olsa 400 değil 1000 lira, 1500 lira da verir, önemli değil. Yani insanlar da haklı, kulüp de haklı. Diyecek bir şey yok yani. Bildiğiniz üzere Türkiye Futbol Federasyonu aşıyla alakalı bir açıklama yaptı. Aşı olmayanlar stada giremeyecek dedi. Siz öncelikle aşı oldunuz mu? Hayır, olmadım. Şu an için düşünmüyorum. İlerleyen zamanda nasıl şekillenirse o zaman düşünüyorum aşı olmayı. Neden düşünmüyorsunuz peki? Vallahi şu an için bende bir güven oluşturmadı. Güven oluşturduğu zaman olmayı düşünüyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Aşı olmamayı Konyaspor'a tercih ediyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Aşı olmamayı Konyaspor'a tercih ediyoruz. Şu an için evet. Şu an için evet. Yani statta şart koşmasından dolayı şu an için aşıdan dolayı Konyaspor maçlarına gitmeyi düşünmüyoruz. Peki. Kombine fiyatları ile alakalı Konyaspor yönetimi bir açıklamada bulundu. Bildiğiniz üzere fiyatların taraftarların çok afaki bulduğunu görmüş olduk. En azından sosyal medyada böyle bir izlenim oluştu. Sizce fiyatlar uygun mu? Daha ucuz olabilir miydi? Yoksa biraz daha yüksek tutulabilir miydi Konyaspor nezdinde? Vallahi bence Konyaspor için biraz daha uygun tutulabilirdi taraftar açısından. Yani büyük statımız var. Daha fazla taraftar almamız için bence biraz daha uygun olur. Misalen? Yani maraton tribünü özellikle. Maraton tribünü. Kale arkasından ziyade maraton tribünü bence daha uygun fiyatlarda olabilirdi. Fiyatlar şu şekilde, kale arkası 400, maraton 600, 1500, 2500 olarak gidiyor. Bu fiyatların bir ortalaması sizce nasıl olmalıydı? Bence maraton, 100. yılımız bildiğimiz üzere. Maraton 800 olabilir. 100. yılında olmasıyla beraber yani daha fazla taraftara ihtiyacımız var Konyaspor olarak. Ben teşekkür ederim. Bildiğimiz üzere geçenlerde TFF'nin bir açıklaması var. Aşı olmayan taraftarlar stada giremeyecek diye. Evet. Öncelikle aşı oldunuz mu? Aşı şu anda olmadı. Olacak mısınız peki? Düşünüyorum, olmayı düşünüyorum. Peki aşı olmanızın Konyaspor'la bir etkeni, bir alakası var mı? Hayır tabii ki, sağlığım için. Ama hani Konyaspor maçlarına da gideceğiz tabii ki. Ama ilk önce sağlık. Yani sağlığımız için olacağız aşıyı. Aşı zorlanılmalı mı stat için, özellikle taraftarlık için? Tabii ki hani zorunlu olmalı. Çünkü hani çok kişi geliyor. Özellikle Konya maçlarına da yani ciddi sayıda taraftar geliyor. Aşı şart. Aşı olması şart yani kanımca yani. Bir de kombine fiyatlar açıklandı Konyaspor'un. Taraftarlarca da biraz afaki fiyat olarak bulundu. Siz ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar uygun mu? Biraz daha cüzi miktar olabilir miydi? Yoksa Konyaspor'un 100. yılı olması nedeniyle biraz daha yüksek tutulabilir miydi? Fiyatlar bence de çok yüksek. Yani hani şimdi yıllarca Konyaspor maçlarına gitmiş biri olarak kombine de aldım. Ama fiyatlar bence çok yüksek bu sene. Belki taraftar kaybedebilir bu yüzden dolayı. Ciddi sayıda yani taraftar kaybeder bence. Çünkü çok yüksek. Nasıl olmalıydı peki bu fiyatların tam ortalama fiyat olarak düşünürsek? Vallahi biraz düşük olmalıydı. Yani şimdi 500'ler, 600'ler, 700'ler, 900 yani çok yüksek fiyat. Yani Konyaspor için. Bir de hani futbolcu da önemli. Yani bizim Konyaspor hep Balkan futbolcular alıyor. Biraz Avrupa'ya yönelmesi lazım. Norveç'tir, Danimarka'dır. Hep Balkan ülkelerinden futbolcu. O yüzden de hani bu yüzden de taraftar kaybediyor. Hep aynı futbolcuları görmekten sıkıldı taraftar. Yani düşüncem bu. Aşı oldun mu? Yok, yaşımdan dolayı olmadı. Kombine fiyatlarıyla alakalı ne düşünüyorsun? Kombine fiyatları çok yüksek duyuyorum. Yani yaşımız gereği de pek uygun olmuyor. Peki kombineyi almayı düşünüyor musun yoksa fiyattan dolayı mı? Fiyattan dolayı alamıyorum. Yani biraz düşse hani belki alabilirim. Rica ederim. Abi öncelikle bir kendimizi tanıtalım, ondan sonra röportajımıza başlayalım dilerseniz. İsmim Ruhi Doğan. Ne işlemişsiniz? Belediye çalışıyorum. Ne diyeyim mesela? Bildiğimiz üzere de Konyaspor'da değil sadece Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklanan bir karar var. Aşı olmayan taraftarlar stada girmeyecek diye, giremeyecek diye. Öncelikle aşı oldunuz mu? Evet, oldum. Peki stada girmek için mi aşı oldunuz yoksa sağlığınız için mi aşı oldunuz? Sağlığım için oldum. Statla alakası yok. Ben 3-4 ay önce hepsi bitti benim aşılarım. Yani karardan önce almıştım yani. Yani şu an stada siz girebiliyorsunuz. Girebiliyorum. Peki stada girmek için aşı olmanın bir zorunluluğu olması gerekiyor muydu sizce?
Bence futbolla alakası değil, hayatla alakalı, sağlıkla alakası herkesin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani futbola değil, yani herhangi bir ne olursa olsun. Yani bende olmayabilir ama belki bendeki ben taşıyıcımdır, belki sana geçebilir. Ondan dolayı olmak lazım. Bildiğimiz üzere bir de kombine fiyatları açıklandı Konyaspor nezdinde. Taraftarlar biraz yüksek buldu bu fiyatları. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben fiyatlar bilmiyorum ama yüksekse 400 ile 1500 TL arası. Ben yüksek görüyorum. Normalde benim fasolyum var. Her zaman gidemiyorum. Arada bir gidiyorum. Ama tabii futbolla uğraşanlar ceplerinde parası varsa gider. Ama normal bir hak gidemez yani diye düşünüyorum. Peki kombin alacak mısınız yoksa her maça normal bilet alarak mı girmeyi düşünüyorsunuz? Alarak girmeyi düşünüyorum. Yani kombin almam yani. Yani boşuna para vermem. Çünkü peşin vereceksin. Gidersin gidemezsin ama normal bilet alman daha avantajlı. Teşekkürler. Tamam. Abi öncelikle merhaba. Aşı oldunuz mu olmadınız mı? Oldum. Hangi aşı oldunuz? BioNTech. Kaçıncı dozdasınız şu an? İkiyi de oldum ben. Bildiğimiz üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Stada girişler olmayacak aşı olmayan taraftarlarda diye. Bunun bir etkisi var mı sizde? Bende yok. Ben girebilirim. Yok, hayır. Aşı olmanızda bir etkisi var mı? Hani stada girmek için, Konyaspor'un peşinden gitmek için mi oldunuz yoksa normal sağlığınız için mi oldunuz aşıyı? Yok, sağlığımız için oldu canım. Ülkemiz için. Ne bize bulaşsın ne de karşı taraftaki insanlara bir zararımız olsun diye devletimizin öngörüsüne göre gittik, aşımızı olduk. Yani Konyaspor'un hiç etkisi yok mu? Konyaspor'un etkisi var. Maça gitmek için var. O doğru. Maça da Allah izin verirse maça da gideceğiz. Yani Sivas maçından sonraki maça inşallah gitmeyi düşünüyoruz. Zaten biliyorsunuz dışarıda şey gitmiyor, seyirci gitmeyecek. Onun için bekliyoruz sabırla, heyecanla. Konyaspor'un maçlarını bekliyoruz. İnşallah başarı sağlarız. Kombine fiyatları da açıklandı abi, bildiğiniz üzere. Çok da şey fahiş fiyat değil bence. Değil mi? Değil. Uygun fiyatlar. Yani bana göre uygun. Peki 100. yılı olduğu için mi uygun fiyatlar yoksa normalde Konyaspor'un bir markası yani olduğu için? Şöyle söyleyeyim, ben daha önce de kombine almış biriyim. Şimdi eğer bir takımı seviyorsanız, gönül vermişseniz, hele de Konyalıysanız, ben gibi Konyaspor aşıysanız, çünkü ben hiçbir takımı tutmadım hayatımda. Onun dışında işte mesela atıyorum 300 liraymış da ben 400 lira vermişim. Yok, hiç beni etkilemez abi. Yani sevgi hiçbir şekilde engel değil diyorsun. 100 lira fazla, 50 lira eksik hiç değiştirmez beni. Ama şahsen diğerleri ne söyler onu bilemem. Giden Konyaspor'a gitsin. Tabii yani Konyaspor'a gidecek tabii ki. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür. Abi öncelikle merhabalar. Merhaba. Aşı oldunuz mu olmadınız mı? Oldum. Birinci doz aşımı oldum. İkinci doz aşımı bekliyorum işte. BioNTech mi? Evet, BioNTech. Peki bildiğiniz üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama yapıldı. Evet abi. Aşı olmayan taraftarlar, ikinci doz özellikle olmayan taraftarlar stada girmeyecek diye, giremeyecek diye bir açıklama oldu. Evet. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci doz. Vallahi abi işte ikinci doz aşı hani bakanlığımız istiyorsa abi. Bence ben birinci doz aşıyı vuruldum. Vurulsunlar abi ya. İçeriye herkes girsin yani. Vurulsunlar. Herkesin sağlığı önemli yani. Öyle yani. Peki siz sağlıktan dolayı mı vuruldunuz bu aşıyı yoksa bu özellikle stada giriş çıkışları aşıyla bağdaştırdıkları için bunun bir özelliği var mı yani Konyaspor için? Hepsini katlıyor abi, hepsini katlıyor. Yani Konyaspor'un da etkisi var yani aşıyla. Tabii canım, hem Konyaspor, hani ben de bir fanatiyim, Konyaspor aşıyım abi. Üç büyüklerden değilim, üç İstanbul takımlarından değilim yani. Konyaspor taraftarının mensubundayım. Yani hem öyle aşı sağlık için hem Konyaspor hani o yüzden yani kaplıyor yani. Ne güzel. Bir de kombine fiyatına değinmek istiyorum. Ha, bildiğiniz evet, üzere evet çok afaki fiyat olarak taraftarların yani sosyal medyada. Kale arkaları 250 falan. Ya abi bu taraftar yani ha kale arkaları bazı bölümler var 250 lira. Kale arkaları 250. Aynen maraton tribünleri falan. Abi bu şimdi öğrencilerimiz var. Yani biraz indirimli olması lazım abi ya. Çünkü bunlar cefa çekiyorlar abi. Deplasmanlara falan gidiyorlar. Bunlar hep gariban çocuklar yani. Cepte para, simit satan kişiler var. Yani 100 lira falan olsa 100 milyon hepsi de girsin abi ya. İzlesin. Hani ben çok biliyorum yani 250 abi. Girsinler hani. Öğrenciler var abi. Giremeyen çocuklar var. Ben biliyorum yani. Çok dışarıda kalanlar var abi.
girsinler abi. 150 indirimli olsun. Yani indirimlerini istiyorum yani. Fiyatlar çok yüksek diyorsunuz. Fiyatlar mı? Biraz yüksek abi ya. 100-150 falan olsa girsin abi. Hani güzel olur yani. 100. yılın olmasından kaynaklı olabilir mi peki bu fiyatların bu kadar afaki olması? Ya abi siz şimdi 100. yıl diyorsunuz. Hani güzel bir transferler yok yani. Şimdi doğru eğri oturup doğru konuşalım abi. Bu takım yani. Hani biz skora bağlı bir taraftar değiliz abi. Seviyoruz yani Konyaspor'u. Çok deplasmanlara gittik, şey yaptık yani. Yani ben şampiyon olacağına hani taraftarlarıma söyleyeyim yani. Kolay kolay şampiyon olmaz. Kimse ümit bağlamasın abi bu takım. Ben biliyorum abi içinde olduğum için yani şampiyon olamaz. Ha düşmez de hani bilemeyiz yani de. Zaten bir dakika kesin de. Hop. Kapat. Aşil haber bugün korona bitmişti. Bir dakika oğlum. Orayı kesinti ya burada şey yapar. Oğlum bir dakika geçsene oğlum. Çekil şu taşa. Oğlum bir geç lan. Nerede kalıyorduk? Kombine fiyatlarında abi. Abi kombine fiyatlar işte çocuklar işte girsinler abi 150 olsun. Çocuklar cefa çekiyorlar, deplasmanlara gidiyorlar, bağırıyorlar, sesleri kısılıyor. Hani bunlar indirimli olsun abi ya. Hani çocuklar 17-18 yaşında öğrenci çoğu hani taraftarına gruplarına falan hep çoğu genç çocuklar abi girsinler. Çoğu adam zaten asgari ücret para alıyor abi. 2-3 milyar para alıyor. Bu adamın evi kira. Bir de öbür tarafa şey yapıyor. Adama kalmıyor yani. Ben biraz daha indirileceğini yönetim kurulu Fatih Özgökçen var ya abi. Onlar ricada bulunuyorum Fatih Özgökçen başkanımızdan. Lütfen abi şu kombine fiyatlarını indirin abi. Hepsi girsinler abi kombineye. Ucuz indirimli olsun abi. Millet girsin abi. Şu dönemde yani güzel olur. Ondan sonra bir de bu 100. yıl şampiyonla kimse Konya Spor taraftarı ümide bağlanmasın. Bu takım 100. yılda şampiyon olamaz kardeşim. Açık ve net konuşayım. Taraftarımız bu takım şampiyon olmaz. Yani boş boş bu transferlerle olamaz yani. Kusura bakmayın abi. Yani düşmeyiz de abi. Siz bilirsiniz abi. Ağzınıza sağlık abi. Teşekkür ederim. Yani inşallah abi. Eyvallah. Öncelikle aşı oldunuz mu? Oldum. 2 doz aşı oldum. Geçen hafta Cuma günü oldum en son 2. doz aşıyı BioNTech oldum. Şu an gayet iyi. Bir şey olmadı. Bir herhangi bir yan etkisi de olmadı Allah'a şükür. Peki stada giriş çıkışlarda aşı zorunluluğu getirdi. Siz de biliyorsunuz bunu. Evet. Buna nasıl bakıyorsunuz? Sizin bakış açınız nasıl? Bence doğru bir karar. Hani insanlar aşı olmalı zaten en başta. Zaten sürekli saçma sapan bir komplo teorisi üretiyorlar. Kimisi diyor çip var diyor, kimisi diyor zombi olacağız falan diyorlar. Öyle saçma sapan şeyler üretiyorlar. Abi ben bunlara inanmıyorum. Hani böyle bir şey olsa zaten hükümetler karşı çıkar başta. Diğer şey olarak hani sağlık için bunu mecbur yola getirdiler. Hani insanlar çünkü sonuçta akıllanmıyorlar. Her şeye bir karşı gelmek zorunda kalıyorlar. Mantıklı bir düşünce bence. Hani aşı olmadan içeri giremezsin. Çok mantıklı. Peki kombine fiyatları da açıklandı bildiğimiz üzere. 400 ila 1500 TL arası Konyaspor'da en azından. Siz bu fiyatları nasıl buluyorsunuz? Çok mu yüksek yoksa biraz daha indirimli olabilir miydi? Bence çok pahalı. Hani ben çalışıyorum hani yetmez bence bir tane kombine alıp maça gitmek falan çok pahalı bence. 1500 lira ya da hadi onu da geç 400 lira diyorsun mesela. 400 lira bayağı pahalı hem de. Ortalama nasıl olması lazımdı? Yani maksimum hadi diyelim ki o 1500 lira yerine 400 olsun. Minimumda 150-200 olsun. Yani biraz halka bakmaları lazım. Halk da biraz gelsin eğlensin yani sonuçta tribün yani eğlenceli bir yer. Yani insanlar da biraz eğlenceye ihtiyacı var hele ki şu pandemi sürecinde. Bence hani biraz ucuz yapsalar daha iyi olur. Neden olmasın? Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum sağ olasın. Konyaspor son iki dönemdir biraz zor anlar yaşıyor yani öyle söyleyeyim. Son dakikalarda ya rahatlıyor ya da düşmeden kurtuluyor. Konyaspor'da benim en önemli görmüş olduğum eksiklerden bir tanesi forvet eksikliği. Maalesef iyi bir golcümüz bulunmamaktadır. Yani bazı takımlar çok güzel transferler yapıyor ama Konyaspor öyle bir transfer yapıyor ki yani sonuçta pişman oluyor, seyircinin yüzü gülmüyor, insanlar mutlu olmuyor. Aslında çok güzel bir takım olmuş olsa Konya İstanbul takımlarından daha coşkulu bir seyircisi var yani öyle söyleyeyim. O yüzden de şu anda yönetimde değişti fakat şu anda bazı Ümit Milli Takım'da oynayan Çorum Spor'dan alınan bir futbolcu var, sol bek var.
Yani böyle nokta güzel transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani inşallah iyi olur düşünüyorum ama pek bilemiyorum. Bu dönem bir şey diyemeyeceğim inşallah. Yani. Bildiğimiz üzere bir aşı zorunluluğu var stada girmek evet. için. Bu TFF'den açıklandı. Sizce bu aşı zorunluluğu olması lazım mıydı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bence olması gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, bir hastalık varsa bilim insanları da bu konuda bu aşı vurulması gerektiğini söylüyor ise der. O yüzden de söylüyorlar. Kesinlikle olması gerekiyor. Aşısız olmak kötü bir şeydir. Ciddiye alması gereken bir durumdur. Kesinlikle aşı olması gerekir. Siz oldunuz mu abi? Ben iki aşımı da oldum yani şu anda. BioNTech iki aşı oldum yani. Aslında girebiliyorsunuz. Girebiliyorum tabii de. Ama olması gerekiyor yani. Toplum olarak olmamız gerekiyor yani. Peki o zaman şimdi kombine fiyatları da açıklandı bildiğiniz üzere. Ben onu bilmiyorum. Ben şehir dışında yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum da. Ama Konyalı olduğum için Konya Spor'u sürekli takip ediyor ve izliyor maçlarını. Bir vereyim o zaman ben size. Kombine fiyatları 400 ile 500 TL arasında gidip geliyor. Normalde son 10 yılın diyeyim belki. Evet. Konya Spor'un çok daha farklı bir kombine fiyatı olduğunu söylüyorum. En azından taraftarlar sosyal medyada. Anladım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok mu yüksek yoksa biraz daha uygun? 1500. 1500 çok yüksek. Yani 400 ve 6 normal olduğunu düşünüyorum yani kombine olarak. 400 ve 6 olabilir yani diye düşünüyorum yani. Bir kombine alacak mısınız siz? Düşünmüyorum, ben şehir dışında olduğum için maalesef fiyattan kaynaklı değil yani. Tamam. Teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere bir aşı zorunluluğu geldi taraftarlara. Valla. Tabii ki o mecburen. Tabii mecbur olması mecbur yani. İnsan sağlığı için kendini düşünmüyorsan yanındakini düşüneceksin. Sizi destekliyorsunuz. Tabii destekliyorum. Aşısız insanın dolaşmasına bile karşıyım ben. Peki siz aşı oldunuz? Oldum ben, ikisi var. Eşi dozda oldum. Şu an stada girebiliyorsunuz. Tabii istediğim zaman girebiliyorum. Kartım da var, her şeyim var, girebiliyorum. O zaman kombineye geçecek olursak, kombineyi de fiyatlar açıklandı. Belki duymuşsunuz. Duydum. 400 lirayla 1500 TL arası. Taraftarlar en azından sosyal medya hesapları üzerinden fiyatların çok yüksek olduğuna dair sistemlerde bulundu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi sistemde bulunması bu maaşı, bu sen sistem yaparsan, ben çok dersem, o çok derse bu Konyaspor ayakta durmaz. Konyaspor'un ayakta durması, durabilmesi için herkesin yardımcı olması. Evet. Kalınca karınca kadar. 50 lira, 100 lira, 500 lira. 500 lira kombine bilet para değil. Bir yıl boyunca stada gideceksin. Yani bir yıl boyunca stada gideceksin. Çekirdeğini isteyeceksin. Karnını boşalda boşalda küfrediyorsun. Daha ne istiyorsun ya? Bir kahve eksen 5 tane çay içeceksin 10 lira. Peki siz kombine alacak mısınız? Tabii ki. Tabii ki alacağım. Ben zaten benim şeyim de var. Kartım da var. Alacağım. Yani sevgi engel taşmaz diyorsunuz. Yok. Olur mu? Bir Konya Spor'u seviyorsan Konya Spor'un şeyi yoktur, bahanesi yoktur bu işin. Karını nasıl seviyorsan, aileni nasıl seviyorsan Konya Spor'u öyle sevecek. Teşekkürler. Hadi eyvallah. Şu şekilde bir soru sormak istiyorum. Öncelikle aşı oldun mu? Olmadıysan olacak mısın? Abi aşı olacağım. Olacağım. Aynen, olmadım da olacağım ama. Statlara aşısız taraftarları alınmayacağını yönünde TFF'den bir açıklama geldi. Belki evet. Evet duydum. Bu kararı doğru buluyor musun? Abi tabii ki de doğru buluyorum. Yani sonuçta insanlar aşı olup en azından eğer bulaşırsa da herhangi bir sıkıntı olsa yine de gönül rahatlığıyla girebilsinler. Yani mesela şimdi bir insanda virüs sıkıntısı olur, bir şey olur, gider taraftar. Bundan sonra bütün herkes zaten içli dışlı oluyor taraftar. Maç izleme öyle olunca tabii ki de doğru buluyorum abi aşı. Stada girmek için aşı olmayı düşünüyorsun yoksa zaten normalde olacak mısın sen aşı? Normalde olacağım ama nasıl? Stada girmek için belki. Ha yani... aşı olduğum için gönül rahatlığıyla girebilirim yani abi. Öyle bir yandan güzel. Aynen öyle, aynen öyle. Bir soru da bildiğiniz üzere kombine fiyatları açıklandı. Evet. 400 lirayla 1500 TL arası olarak açıklandı. Taraftarlar sosyal medya hesapları üzerinden fiyatların çok afaki olduğu yönünde sistemlerde bulundu. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Abi tabii ki haklılar ya. Haklılar, ciddi anlamda haklılar. Ya şimdi tek bu değil abi, her şey pahalandı ya. Her şey şey oldu biraz... Sıkıntıdayız ama yani bence haklılar yani pahalı olmasın. Yüksek diyorum abi. Sen kombine alacaksın. Abi düşünüyorum şu anlık abi ya. Son zamanlarda biraz daha böyle. Fiyattan kaynaklı mı yoksa? Yok abi ya, böyle mesela vakit, aktivite olduğu için biraz daha şey düşünüyorum yani. Futbolu da seven birisiyim o yüzden inşallah. Şey abi, önemli değil, ben teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere aşı zorunluluğu geldi tribünlere. Futbolla da alakanız vardır. Aşı oldunuz mu öncelikle? Onu sorayım, ona göre soruma geçeyim. Olmadım kardeşim. Aşım geldi ama olmadım. Olmayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Sebebi nedir? Kendi Türk aşımız gelsin, onu bekliyorum. Onu vurmak istiyorum. Peki stada giriş çıkışlar? Stada giriş çıkışlar yasak. Evet, ben stadın yanında oturuyorum aslında. Balkondan baktığım zaman stad manzaralı bir evim var. Çok istiyorum ama işte bu yasa aşı
vurunup girme yani olayları. Konya Spor için de başlıyor olmam mı diyorsunuz? Konya Spor için olurum ama kendi Türk aşımız var ya. O çıktıktan sonra onu bekleyeceğim. Ya o zaman bu sene 100. yılında Konya Spor'a uzaktan destek vereceğim diyebiliriz. Uzaktan değil de hani evimin yanında olduğu için benim belli bir potansiyelim var. Mahallemin çocukları var, Binkopatlar. Onlar gerekirse onların hepsini toplarım oraya tezahürat yaptırırım yani sıkıntı yok. Bildiğim üzere kombine fiyatları da açıklandı. Taraftarların en azından kendi nezdinde sosyal medya hesaplarından çok yüksek afaki fiyatı olduğu yönünde sistemleri oldu. Evet. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla kombine fiyatları o konuda aynen pahalı bence, kardeşim çok pahalı. Ucuz mu? Ucuz abi. Değil. Yok. Niye ucuz abi, ben sana söyleyeyim mi? Bugün bir yemeğe gidiyorsun zaten 100 lira hesap ediyorsun. Ya da ne bileyim bir eğlence mekanına gidiyorsun 400-500 lira oraya bayılıyorsun. Konya Spor'a destek için hele hele 100. yılında 450-500 değil 1000 lira da olsa benim taraftarın alması lazım. Benim 100. yılında mesela daha ucuz olup da daha çok potansiyeli arttırmak açısından, hani daha çok taraftar çekmek açısından bence biraz daha ucuz olması gerekiyordu. Peki kombine alacak mısın abi sen? Sen ucuz dedin. Konya alırım ben ya. Aşı oldum. Alırım. Aşı olmadım. Aşı olmadan nasıl alacaksın abi? Ayarlarız. Aşıyı da ayarlayacağız, kombineyi de ayarlayacağız. Aşı karşı, yani aşıya bir şeyiniz var mı peki? Rahim aşısını bekliyor musunuz veya öyle bir... Rahim abinin dediği gibi Türk aşısı ya. Biz Atatürk'ün de bir sözü var ya, ben Türk hekimlerine emanet ediyorum kendimi diye. Biz de o şekilde düşünüyoruz yani. Biz Türk hekimlerine güvenmek istiyoruz. Ulan bu sene sizde Türk aşısı hemen kolay kolay çıkacağı benzemiyor. Çıkmıyor aşı... ama. Kombine olmasa bile Lig TV alacağız dükkana. Evi alacağız. Yani burada 3-5 esnaf birleşip dükkanı alır. Burada izleriz. Konya Spor forması alırız. İlla kombineyle destek olmak zorunda aynen, değiliz. Statta hani böyle bağırmayla çarmayla kumbatlardan bahsettiğiniz. Yani benim mahallem o taraf komple çocuklar. Ben her türlü desteğimi yapıyorum ya. Ama bakıyorum aynen. Yok kardeşim yani. Ben mesela 8 yıldır dışarıda yaşıyorum. 2-2,5 ay falan oldu geleli. Bu pandemi süreci zaten daha önce stadın o etrafı müthiş bir ambiyans vardı. Şimdi bu pandemiden sonra nasıl olacak bilmiyorum. Bu aşı, şimdi aşı vurunup öyle alıyorlar değil mi stada? Evet. Mesela ilk aşı, ikinci aşı fark etmiyor. İkinci dozdan sonra. İnşallah hayırlısı olur. Eğer öyle bir şey varsa da vurdururum. BioNTech gelmiş. Vurdururum. Sen abi vurdururum. Vurulurum Konya Spor için. Aşı olurum ya. Konya Spor için aşı olurum. Yeter ki o tribüne gireyim yani. Evet efendim, videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Büyük Konya Spor taraftarına ve Konyalılara sorularımızı sorduk. Çoğunluk olarak kombinede fiyatların gerçekten yüksek olduğu yönünde cevaplar geldi. Aşı konusuna da doğru karar olduğu söylenildi. Aşının mutlaka olması gerektiği yönünde cevaplar aldık. Bugünlük bizden bu kadar. Allah'a emanet olun.